fitnessinden bahsedeceğim. Hamileyken neler yaptım, hangi sporları yaptım, ne yedim, ne içtim, kaç kilo aldım, çatlak oluşumu nasıl engelledim ve doğumdan sonra kaç kilo verdim. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Zaten benim hamileliğimin büyük bir kısmı böyle spor salonunda geçti. Hepsinden bahsedeceğim. Hamile olduğumu ilk öğrendiğim an biraz böyle birkaç ay hala inanamamıştım. Böyle bir anlam veremiyorsunuz gerçek olduğuna, ne olduğuna, ne bittiğine. Zaten bilenler beni anlayabilir. Daha sonra 4. aya kadar aşırı bir mide bulantısı yaşadım. Evde bile duramamıştım. Sürekli uyku hali, yemek yapamadım. İşte evden midem bulandı. O süreci hep başka yerlerde geçirdim, kayınvalidemde geçirdim. Daha sonra 4. ay bittikten sonra mide bulantısı da tabii ki geçti. Hamilelik biraz böyle hassas bir şey ve psikolojiyle çok alakalı. Hamilelikte psikoloji çok etkili bir şey gerçekten. Çünkü hani işte böyle aman çok halsizim, işte yatayım, kalayım dediğimiz zaman gerçekten tüm gün hatta birkaç gün böyle yatıp kalabiliyoruz, kendimizi bırakabiliyoruz. Ben işte bu 4. aydan sonra cinsiyeti öğrendik, işte erkek olduğunu öğrendik, çok mutlu oldum. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendiğim andan itibaren de normal doğum, eğer her şey yolunda giderse normal doğum yapmak istiyordum. Ve tabii ki bunun için de doğuma hazırlanmam gerekiyor. Yani işte normal doğum yapayım, iyi geçsin, şöyle olsun demek yetmiyor. Bu her şeyde böyle. Hani bir şey istiyorsak ona göre de hareket etmeliyiz. O yüzden sporun çok büyük bir önemi olduğunu biliyorum. Zaten hamile kalmadan önce de 4-5 yıllık bir spor deneyimim var. Birçok sporu yaptım. Çok da seviyorum spor yapmayı. Ben bunu devam ettirmek istedim. O yüzden 4. ay dolar da olmaz. Hemen doktorumdan da izin alarak spora başladım. Evet, 4. ay geldikten sonra doktorumdan da izin alarak artık spor yapmaya başladım. Hamile pilatesi yaptım, evde yoga yaptım, fitness yaptım, ağırlık çalıştım, boks yaptım ve bol bol yüzdüm hem havuzda hem de denizde. Ama şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Eğer hamilelikten önce spor yapmadıysanız tabii ki bu boks gibi, fitness, ağırlık gibi sporları yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece işte yürüyüşler yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz. Zaten bunları doktorunuza da danışabilirsiniz. Ama eğer öncesinde spor yaptıysanız doktorlar da izin veriyor. Bu tamamen şununla alakalı bir şey. Siz vücudunuzu tanıyabiliyor musunuz? Yani bir hareketi ne kadar yapabilirsiniz, nereye kadar yapabilirsiniz ve nerede size zarar vermeye, bebeğinize zarar vermeye başlar? Bunu bildikten sonra yapabilirsiniz. Eğer hani bu kadar tabii ki bilemiyorsanız da bir eğitmenle çalışmanızı tavsiye ederim. Ben bir de bol bol evde dans ettim. Dans etmek de çok keyifli oluyor. Hem böyle mutluluk hormonu oluyor hem de bol bol hareket ediyorsunuz. Ve şöyle bir şey de okudum. Osmanlı döneminde hamamlardaki kadınlar hamileleri dans ettiriyormuş. Bu da normal doğumda çok fayda sağlıyormuş onlara. Hem de böyle streslerini atıyorlarmış falan. Gerçekten hamilelikte zaten en önemli şey stres. Hamileyken hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda spor size çok fazla fayda sağlayacaktır. Bu yüzden spor yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Ve hamilelikte beslenme, nasıl beslendim? Aslında hani işte çok fazla böyle aman şunu yemeliyim, aman şunu yememeliyim yapmadım. Zaten bu pek de bence mümkün olmuyor hamileyken. Sadece hani yemem gereken şeylere önem verdim. Mesela işte kuru yemiş gibi. Ceviz, fındık mutlaka her gün yemeye özen gösterdim. Yoğurt her gece yatarken mutlaka yoğurt yedim. Etimi, balığımı yedim. Bunlara önem verdim. Ben zaten çok fazla tatlı seven biri değildim. Hamileyken de sevmedim. Çok fazla tatlı, şekerli, işte paketli ürünler, fast food yemedim. Ama iki kez gerçekten çok canım çektiği için hamburger, böyle dışarıda hamburger yemiştim. Sadece şöyle bir şey oluyor tabii ki. Çok fazla şeyi canınız çekiyor, böyle ne görseniz, ne duysanız kokusunu falan hemen istiyorsunuz ama orada işte sınırı bilmek gerekiyor. Ben bir lokma aldığım zaman bu beni idare ediyordu ve daha fazlasını getirmiyordum. Hani o yüzden
bileyim işte herkes de böyle bir sen iki canlısın diye et biraz bunları kulağınızı kapatırsanız yemeniz gereken şeyleri yedikten sonra diğer şeyleri yememelisiniz diye düşünüyorum. Yani kendinize bir sınır koymayı bilmelisiniz. Bu şekilde sadece siz kilo alıyorsunuz. Yani bebek zaten sizden besleniyor. Siz onu abarttıkça bu size kilo olarak geri dönecektir. O yüzden kendi kendinize sınırlarınızı koymanızı tavsiye ederim. Ben toplamda 11 kilo aldım. Tabii ki böyle dikkat ettiğim için, spor yaptığım için bunun da ayrıca faydasını gördüm. Doğumdan sonra eve geldiğimde hemen tartıldım ve 6 kilosu zaten gitmişti. Bana geriye 5 kilosu kaldı. Tabii emzirme döneminde aslında bence daha çok kilo alınıyor. Çünkü süt ürettiğiniz için şekere çok fazla ihtiyaç duyuluyor maalesef. Yani bu bilimsel olarak da bu şekilde. Ben yedim, tabii çok abartmamak koşuluyla yedim ama emzirdiğiniz aynı zamanda da kilomuz gidiyor. Yani ekstra bir kilo alınmıyor. Küçük küçük yürüyüşler yapmak gerekiyor, hareket etmek gerekiyor. Bu şekilde de formunuzu koruyabilirsiniz. Ateş şu an 8 aylık ve ben doğumdan önceki, hamileliğimden önceki kiloma geri döndüm. 11 kilomun 11'i de gitti. Şu an 57 kilodayım. Ne yaptım diye sorarsanız, bol bol emzirdim. Tabii ki beslenmeme sağlıklı olarak devam ettim. Zaten bizim biraz yaşam tarzımız da bu şekilde. Hani ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Organik beslenmeye çalışıyoruz. Bu her anlamda önemli. Kendi sağlığınız için önemli. Aslında önce kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Bu yüzden şu an kendi kiloma geldim ve gayet mutluyum. Hamileyken bol bol su içmeniz gerekiyor. Bu her anlamda fayda sağlayacak. Size çatlak oluşumunun için de fayda sağlayacak. Ben bol bol su içtim. Zaten bahsettiğim sporumu yaptım ve krem olarak ne kullandığımı soracak olursanız ben organik Hindistan cevizi yağı kullandım. Her banyodan sonra mutlaka cildimi nemlendirdim. Hindistan cevizinin çok önemli faydaları var cilt için. Cildi tamamen koruyup ve onarımını sağlıyor. Okuyabilirsiniz zaten bunu. Ben bir yine link bırakabilirim videonun açıklama kısmına. Bu şekilde hiç çatlağım oluşmadı. Hindistan cevizinin büyük bir faydası var bence. Hamileyken yapmanız gereken 3 temel unsur var. Birisi spor, diğeri beslenme, üçüncüsü de stres. Bunların eğer üçünü de uygun şekilde yapabilirseniz hem hamileliğiniz hem hamilelik sonrası süreciniz hem doğumunuz hepsi gayet güzel geçecektir. Size göstermek istediğim hareketler de var hamileyken. Bunları bir vlog çekmeyi düşünüyorum. O gün hem böyle spor yapacağım, neler yaptığımı göstereceğim. Hem de orada zaten hamileyken yaptığım birkaç hareketleri size göstereceğim. O yüzden takipte kalın. Evet, sizlere hamilelik sürecimden bahsettim. Bana yine özel sorularınız olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz veya Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma